bir zaman önce büyük bir acı yaşadınız. Evet, kızımı kaybettim. Uçağınız düştü, orada kızımız, arkadaşları, hayatını kaybetti. Ya çok kötü. Bu böyle bir olaydan sonra bu yatırımları da devam ediyorsunuz. Havacılık tutkunuz edeceğim. Devam ediyor. Bununla ilgili hangarın girişine yazdım, uçağın kapısına da yazdım. Kızım benim uçakta öldü. Onun için benim için çok acı bir şey. Ama tabii onun anısını hatırına işi büyüteceğim. Belki daha da büyüteceğim. Büyütmeyi düşünüyorum. Belki de Avrupa'nın en büyüğü olacağım bu konuda. Peki efendim, kazadan sonra bir rapor, ön rapor bekleniyor. Bununla evet. ilgili ne zaman açıklanacak? Bu rapor ne zaman çıkacak efendim? Bu kara kutular Fransa'da açıldı. Ön raporu uçak İran'da kırım olduğu için İran sivil havacının açıklaması gerekiyor. Onlar da eli kulağında diye söylediler. Ön rapor herhalde önümüzdeki günlerde birkaç, belki bir ay bilmiyorum içinde açıklayacaklar diye umut ediyoruz. Peki bir öngörünüz var mı bu kazaya ilişkin? Ne diyeyim size bilemiyorum ama pilotaj hatası diye öyle gözüküyor. Tam çıkmadan da bir şey konuşmak belki ters ama ön gelen bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı, pilotajdan kaynaklanan bir arıza olduğu, yani düşüm olduğu söyleniyor. Ama gerçekleri tabii ki rapor açıklanınca hepimiz sizle beraber biz de öğrenmiş olacağız. Ne yapacağız? Düşen uçak çocukları da. TC, TRB de Trabzonluyum ya. Trabzon'un şeyi. Evet. Hanımefendi başka bir model herhalde. Kim? Kızım. Öyle mi? Tabii Mina. Biz bir buranın şeyi için, reklamı için şeyin hangarın kızım şey yapmıştı. İşte onun yüzünü sakladı belli olmasın diye. Evet, ben de o yüzden. Evet. Yani o rahmetli. Onu hanım böyle yaptırdı. Gel. Şu
Tamam, durur, bir şey yok. Tamam, bak oradan yok. Bir de yok, buraya yok. Yine şeytan.